Herkese yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe'deyiz. Fenerbahçe'den şöyle bir rotamız olacak. Dortmund'dan çıkacağız ve bayağı uzun bir rota ama tabii ki bu rotanın tamamını gitmeyeceğiz. Şöyle Essen'de falan bırakırız veya Duisburg. Hani çok fazla uzun olmazsa birazcık daha ilerleriz. Benim kafamdan geçen video için Essen idealdir diye düşünüyorum. Dediğim gibi böyle bir rotamız var. Aracımız da şöyle VDL Futura diye geçiyor herhalde. Şurada da yazıyor. Nasıl okunuyor tam olarak bilmiyorum ama HD. Tek dingilin en uzun versiyonu galiba 16 olarak geçiyor. Travego'larda bildiğimiz var ya, büyük ihtimalle 16 boyutuyla aynı. Neyse yolcularımızı alalım. Şöyle girişimizi yapalım öncelikle. Girişi yaptık ama aracı çalıştırmadan tabii ki bunlar bilmezler. Şöyle sistemi açtıktan sonra çalıştıralım. Aynen. Bu şekilde tekrardan bagajları da açalım. Hatta arka kapıyı da açalım. Şöyle müthiş. Tamamdır. Hoş geldin ablacığım. Hemen bakayım şöyle hızlı kontrol diyelim. Rica ederim. Hoş geldiniz. İkizler galiba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yanlış otobüse gelme ablacığım. Yapma bu işleri. Hoş geldiniz. O kadar durağa gidiyoruz. Yani bir tanesine gidemiyor ablamız. Bu ablamız da aynı şekilde. Nereye diyorsun? Biz oraya gidiyor muyuz ya? Biz oraya gitmiyoruz herhalde bu arada. Gidiyor muymuş? Aynen gidiyormuşuz. Ablacığım. Bu saat 10 otobüsü. 10. Hemen hızlı kontrolümüzü yapalım. Ve şu abimiz kaldı. Bu abiye de bakalım hemen. Hoş geldin abicim. Geç otur otobüse. Bagajları örtelim. Şu şekilde yolcularımız. Hayırlı yolculuklar. Şimdi kapıları bir örtelim. Kapılar tuşlardan örtemiyoruz. Niye tuşlardan örtemiyoruz? Tamam, örttüm bunu. Arka kapı, aynen onu örtemiyorum. Buradan bir daha deneyeceğim. Örtülmedi. Neyse buradan örtelim hemen. Aynen şuradan örteceğiz. Buradan açacağımız başka sürücü kabin ışığına gerek yok. Yolcuların kını açalım. Okumayı açalım. Daha sonrasında bagajları kilitleyelim. Şöyle bir kalkış anonsu yaptık. Yolcu monitörünü açalım. Lavabo ve Wi-Fi'yi açalım. Bunlar otomatik zaten. Burada açacağımız başka bir şey yok gibi. Buraya bakalım. Şöyle klimayı açalım da kendisi otomatik. Ha şuradan 21,5 derece şeye göre hallederiz. Buradan başka bir şey açacak mıyız? Varlar falan bunlara gerek yok. Zaten hava ideal. Şöyle yola sinyali verelim. Vitesimizi takalım ve yola çıkalım. Şimdi burada tabii ki araçtan falan iniyoruz. Gerçekten çok rahat ve güzel bir şekilde olaylara girebiliyoruz. ETS2'de otobüs kullanırken bunları yapamıyoruz maalesef. Ama tabii ki kalite babında bana kalırsa ETS2'deki kalite burayı geçiyor. Bu benim kendi düşüncem. Ondan dolayı da bunu zaten çok fazla oynamayıp sürekli ETS2'de otobüs falan oynuyoruz. Bu durum bu şekilde. Yani birazcık kaliteyle alakalı. Ama oradaki optimizasyon, harita kalitesi falan, yani bundan kat kat üstün grafik kalitesi. Otobüslerin yine kalitesi bana kalırsa daha üstün. Ama burada da işte böyle araçtan inme falan birazcık daha eylem hani yapabiliyoruz. Daha fazla şeyimiz var. Görevimiz var. Diğer tarafta sadece yük alıyoruz ve bir yerden bir yere götürüyoruz. Öyle bir problem var. Yani hepsinin olduğu bir oyun yok maalesef. Sarı yanmıştı. Hemen geçtik.
Mesela burada yolcu konuşmaları falan, bunlar çok güzel detaylar tabii ki. Yani ETS8'de tabii ki bir yolcu konuşma olayı olamaz ama ya zaten ikisi aynı anda kıyaslanamaz da. Çünkü birisi kamyon oyunu, modlarla birlikte hani konuşuyoruz, modlar üzerine konuşuyoruz. Burası zaten sadece bir otobüs oyunu yani. Ama ben şeyden hani altyapı olarak mesela ses efektleri falan, bu otobüsün içinden gelen bu boş tıngırdamalar falan böyle. Onları seviyorum. İşte keza aynı şekilde radyonun sesini falan, böyle radyo ekranı aktif, GPS başka bir yerde. Radyoyu, tagografı kullanabiliyoruz. Tagografı kullanamıyoruz da işte ekranı açık falan böyle. Buradaki detaylar inanılmaz iyi ya. Hani ufak tefek detaylar harbiden oyunu birazcık daha oynanabilir seviyeye getiriyor. Yani temennimiz tabii ki SCS'nin de bu yönde adımlar atıp ETS2 ve ATS için de böyle şeyler olması. Yani kendi oyunlarına bu tarz şeyleri getirmesi. Ben bunu bir hani oyunları sever olarak, harbiden oyun sever olarak söylüyorum. Simülasyon oyunlarını, işte ETS2'yi seven bir kişi olarak, oynayan bir kişi olarak istiyorum yani. Kanalımıza yeni gelen arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz bu arada. Güzel bir şekilde ilerletiyorsunuz. Gerçekten sizlere çok teşekkür ediyorum. Video atamadığım zamanlarda bile yani gelip o potansiyeli görüp, hani kanala video yüklenme potansiyelini görüp, abone olan arkadaşlarımıza, bana destek olan arkadaşlarımıza bir an önce hani YouTube'a bir şey üretebilme isteğimi, hani mesela ara veriyorum. Diyorum ki hadi kardeşim, hani sen birkaç gündür video çekmiyorsun. Oradaki insanlara şey yapman lazım. İnsanlar geliyor, video bekliyorlar. Hani hikayeni falan oluştur, oyununa gir, videonu hazırla diyorum. Böyle hani daha fazla böyle bir istek oluşuyor. Bak soru da geçti lan, helal olsun. Buradaki sarı süreleri biraz daha uzun. ETS2'de böyle olmadığı için hemen duruyorlar falan. Adama bu arada sarıda geçti diye helal olsun dedim yani, de ne bileyim, bekleyecektim yani. Bu birazcık daha gerçek şeye benziyor şimdi. Gerçek hayatta da kimse sarıda hemen durup beklemez yani. Eğer zamanı varsa geçer. Bundan dolayı dedim. Şurada birazcık sağa sola bakalım. Buralar klasik şehir falan böyle. Turuncu adam nereye park etmiş lan? Kaldırıma park etmiş herhalde. Hadi çıkalım. Bu oyunda ben hiç yakıt almadım bu arada. Yakıt göstergemize de bakalım. Hep dolu oluyor da o yüzden almadım. Yine dolu. Biz şuradan sol yapacağız. Böyle duralım. Bu araçta güneşlik var mı? Manuel mi? Manuel değil. Şuradan indirelim. Mesela böyle bir olay var bu oyunda. Böyle indirelim biraz daha şuradan. Hani neden olmasın mesela? Böyle bir detay eklemişler. Yani bunun bilincinde olmak mesela, işte lan gözüme güneş geliyor, ne yapmam lazım? Güneşliği indireceksin kardeşim, ne yapacaksın? Gerçek hayatta da aynı şekilde. Hani oyun size bir sorumluluk yüklüyor, bir sorun yaratıyor ve bunun çözümünü ekliyor. Gerçekten bu da oyundaki hani sizin yapmış olduğunuz rolü destekliyor. Bu da gayet güzel bir olay mesela.
Burada durmayacağız, karşıda duracağız. O yüzden dönüp gelmemiz lazım. Mesela otobüs sektöründe, otobüs oyunlarında bu TML Stüdyo hani devrim yapan işler yaptılar açıkçası. Mesela Turist Bus diye bir tane otobüs oyunu getirdiler. Onda işte ofisiniz var falan, böyle eviniz var. Evinize arabayla gidip geliyorsunuz. Ofisten otobüsü falan alıyorsunuz. O enteresan bir oyun mesela. Ben buna hani yeni bir şey katmak amacıyla böyle bir sektöre hani atılım yapmaları falan. Daha sonra işte şehirler arasında böyle bir giriş yaptılar. Piyasada daha önce böyle yokken şehirler arası otobüs simülasyonuna da girmeleri gerçekten cesur bir şirket olduğunu gösteriyorlar. Yani onlar da herkes gibi şey yapabilirlerdi. Zaten çok fazla piyasada var. Şu kapıyı açalım da adamlar bekliyor bizi. Bagajı nereden kilitlemiştik ya? Bunları da açalım. Tamam. Ne diyordum? Bu arada bilet keseceğiz, değil mi? Onlar da hani belediye otobüs simülasyonu yapıp bırakabilirlerdi. Ama bu şekilde ilerlemediler. İlk başta bu oyunu çıkarttılar. Şimdi belediye içine de farklı bir oyunla geliyorlar bakalım. Onun da videosunu kanalımızdan bulabilirsiniz. Gelsene abicim. Hop, hemşerim. O yüzden değilmiş ya. İnan herhalde. Hoş geldiniz bu arada. Hayırlı yolculuklar. Rica ederim. Şöyle göstereyim QR kodunu. Hoş geldin teyzeciğim. Kardeşim hoş geldin. Hoş geldiniz hanımefendi. Sen bizden inen kişisin. Tamam. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş geldiniz. Düsseldorf'a. Biz Düsseldorf'a gitmiyoruz galiba ya. Gidiyormuşuz ya. Ben de gittiğim rotayı bilmiyorum ha. Hoş geldiniz. Rica ederim. Şöyle bagajlarımızı kapatalım. Arka kapıyı da buraya gelmişken kapatayım. Bu arada bunlar muavin işi ya. Biz koskoca kaptan, otobüs kaptanı yani. Ya tabii ki koskoca derken kendimizi şey amaçlı söylemiyorum da. Yani hem otobüsü sür hem yolcularla ilgilen. O birazcık sıkıntılı. Mesela şu an bize kola koyup getiren kimse yok. Şirket de birazcık küçülmeye gitti. O yüzden bu şekilde şoförlerle idare ediyoruz. Bilmiyorum, Avrupa'da muavin işi var mı ya? İlla ki vardır. Yani yoksa zaten yolculuk esnasında kim koyacak? Yolculara kim hizmet edecek? Bundan dolayı olabilir. En kısa zamanda da yine ETS2'de hikayemize devam etmeye çalışacağız. Haritalar falan güncellendi. Türkiye haritasında bayağıdır video gelmiyordu 1.45'te. Şimdi 1.46'yı güncellendikten sonra tekrar indirip ben de hani oynamaya başlarım herhalde. O yüzden de şey yapacağız. Oradan devam edeceğiz yani Türkiye haritasında falan. Evi paylaştık biliyorsunuz. Ev için güzel yorumlarınız geldi. İndirmek isteyen indirdi, izlemek isteyen izledi. O evi de dediğim gibi zaten o videoda da söyledim. Sürekli aynı şeyi söylemek istemiyorum ama bir daha hatırlatmak amaçlı söylüyorum. Hani hatalar vardır illaki. Onları da çok fazla görmeyin dediğim gibi. Hani bir mod yapımcısı olarak değil, tamamıyla kendi kafama göre yapmış olduğum bir olay. Bu arada telefonu şimdi sessiz aldım, kusura bakmayın. Yani bunu da söyleyeyim sizlere de. Hani montajda falan atmaya gerek yok sesleri. Unutmuşum sessiz almayı. Hani saygısızlık olmasın. Yanlış anlamayın yani. Hadi kardeş. Ne oldu, telefona mı baka kaldın?
Ya böyle oyun birazcık bilmiyorum, bende mi sorun var acaba? Bende de sorun olabilir ya. Yani bende ne sorunu olacak bilmiyorum da oyunda belki tam optimizasyonlu bir parçam mı yok, neyim yok anlamadım yani. Böyle 70'i veriyor. Daha sonra böyle bir anda düşüyor 55'e mesela, bunu anlamadım yani, başkasında yapıyor mu acaba? Bana mı özel bir şey, bana mı bir garezi var? Burada ben bunu tokatlarım ya. Ara ara böyle takılıyor. Bu işi çözemedim ben. Hatta bunu da geçelim ya. Ya olaylar birçok yerde böyle hep aynı şeyler olduğu için sizlere böyle hani sürekli yolda gidiyoruz yani, yapacak bir şey yok. Ne bileyim, önümdeki adam kalmasın. Sürekli hani bir değişsin, bir şeyler olsun. Sonuçta bir aksiyon oyunu oynamıyoruz ya da tabii ki burada da asıl amaç zaten bu yani. Bu simülasyonun tadını yaşayabilmek, gerçeğe en yakın şekilde oynayabilmek. Ama gerçek hayatta da böyle hani başınıza sürekli olay geliyor. Böyle hani şey gitmiyorsunuz. Ne deniyor ona? Rutin şekilde gitmiyorsunuz yani, sürekli aynı şekilde olaylar olmuyor. Hani farklı olaylar oluyor. Firmalar, insanlar farklı. ETS2 için bu çok çok geçerli. Bak adam bana kızıyor mesela. Tamam kardeşim ya, 2 dakika bastık yani. ETS2 için bu olay çok çok hani geride. İnanılmaz geride. Yani başınıza bir olay gelmesi için multiplayer dışında single player'a girmemeniz lazım veya hani Promos'ta falan oynayacaksınız ki, veya Grand Utopia'da hani bir şirket sizi böyle illallah ettirecek, anladın mı? Hani lan bu yükü nereden almışım ben, niye böyle bir seçim yaptım yani, neden böyle bir mod oynuyorum diyebilmeniz için gerçekten Promos'ta olmanız lazım. Çünkü bu hani şoförlük belki herkes için böyle hani çok kolay bir meslek gibi duruyor. Özellikle otobüs ve kamyon şoförlüğü. İkisinin de kendine göre çok çok büyük sorumlulukları ve zorlukları var. Ben hani oyun bile olsa bu sorumluluğu taşımayı isterim açıkçası. Ki burada hani şöyle bir durum var. Otobüsün o şeyini tabii ki de yaşayamazsınız. Çünkü otobüste bir can taşıyorsunuz ve hani bu çok önemli bir durum. O sorumluluğu almak gerçek hayatta hani sadece bir yerden bir yere gitmek değil yani mevzu. Bu otobüste artık kaç kişiyse uzunluğuna, koltuk sayısına göre kendi canınız, zaten her şeyde kendi canınız önemlidir de hani bununla birlikte diğer yolcuların da canları sizin sırtınıza yüklenmiş durumda. Hani bunun sorumluluğu gerçekten çok büyük. Tabii ki bunu oyunda bence çok da hissedilebilir bir durumu yok. Zaten bunu da ayarlayamazlar. Ama yolcu tepkisi falan böyle tabii ki güzel. Ben ETS2'de şunu isterdim. Yani yük firmalarıyla, yani bize yük veren şirketlerle alakalı böyle bir şey durumu olabilir. Mesela ben yükü nasıl götürüyorum? Hani hızlı mı götürüyorum, yavaş mı götürüyorum? Hani gideceğim mesela bir tane şirkete. Şirket bana diyecek ki işte benim kriterlerime bakacak veya şey özelliklerime falan, her neyse. Hani ben bu yükü sana vermek istemiyorum diyecek mesela. Birazcık daha böyle bu olaylara girmesi lazım. Hani benim bir sürücü profilim olacak. Ne bileyim. Burada niye bekliyorsunuz beyler? Hop. Hemşerim. Lan burası park alanı mı? Yani bu gibi olaylar olsa gerçekten ETS2 grafik anlamında, ne bileyim, oynanış anlamında gerçekten güzel bir oyun. Çok hızlısın diyor ya. Onunla mı gideceğiz? Yuh. Onunla gidemem kardeşim ben. Oynanış derken hani oynanım kolaylığı falan, böyle oyun basit bir oyun. Yani bu basit bir oyun olmaması lazım. 10 yılda bu oyun bence çok değişmeliydi. Evet, hep güncel kaldı. Yeni güncellemeler geldi. Bir şeyler oldu ama
ETS2 için gerçekten yani bir devrim hiçbir zaman olmadı ETS2'de. En büyük devrim F modun gelmesiydi. Bu kapı camların açılması falan ki o da kendi içinde yani kamyon simülasyonuna yeni bir şey getirmedi açıkçası. Burada zaten biz kapıyı, camı, her şeyi açıyoruz. Araçtan iniyoruz yani. Oyun sektöründe, kamyonculuk sektöründe diyeyim. Belki de en büyük özelliği bir de multiplayer olmasıydı. Onun dışında hoş geldin abicim bu arada. Arkadaşlara bir şey anlatıyorum da o yüzden şey yapamadım. İlgilenemedim sizinle. O yüzden yani oyun kendi başına dönen piyasada belki de piyasanın hakimi ama piyasaya hiçbir şey kazandırmayan bir oyun halinde. Güzel de ekipleri var. Haritalar falan gerçekten çok güzel de. İşte bizi memnun edemiyorlar. Yapacak bir şey yok. Kaplumbağaya mı aldık lan? Aynen kaplumbağaya almışız. Araç niye bozuldu ya? Hop. Kapı mı açık? Kapı da açık değil. Ne oldu ki buna? Heh. Hani şey olayları falan çok güzel. Yani daha piyasaya çıkmayan araçları ETS2'de tanıtımı yapılıyor. Ya bu her oyuna nasip olmaz açıkçası. Bunun kıymeti bilinmesi gerekiyor. Ne bileyim. Grafik konusunda da aslında biz görüyoruz optimizasyondan yana sıkıntı yok. Hani onu belki düzelttiler ama görünüş güzelliği açısından mesela dışarıdan araçlara herhangi bir yağmur damlası şey yapmıyor. Etki etmiyor. Yağmur olayı da sıkıntılı. Dinamik hava yok. Yani bunlar gerçekten birbirini açan konular ve sürekli konuşabileceğimiz, edebileceğimiz konular. Bu arada biz Essen'e geldik ya. Harbiden Essen'e geldik. Neyse şurada bir yerde bırakalım arkadaşlar. Muhabbet sarıyor. Ama çok fazla uzatmak istemiyorum. Bunları diğer videolarda da konuştuk. Belki hani eski videoları izleyip de şimdi yeni bir video izliyorsanız, yani bu videoyu izliyorsanız sıkıcı gelebilir. Ama sıkıcı gelmiyorsa da bilemedim videoyu. Bitirelim yine başka videolarda da konuşmaya konu kalsın. Zaten sürekli hani oyuna yeni bir şey eklenmezse biz bunları konuşmaya devam edeceğiz sürekli. O yüzden sıkıntı yok. Şöyle bir şey yapabiliriz. Durmadan da bitirebiliriz yani. Ben şu kırmızı ışığı bir geçeyim. Tavsiyeleriniz varsa bunları yorumlar kısmında belirtmekten lütfen çekinmeyin arkadaşlar. Herhangi bir mod olur, oyun olur. Hani bunları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Biz sert bir dönüş yaptık. Ben zaten okuyorum ve hepinize kalp atıyorum. Bunun da bilgisini vereyim tüm yorumlara. Hani eleştiri de olabiliyor. Bu eleştiriye de hani ben doğruysa, mantıklı geliyorsa saygı gösteriyorum yani. Onun dışında dediğim gibi oyun, seri, böyle hikaye, başka bir şey tavsiyesinde bulunabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.